Merhabalar, For Honor Duelo serisinin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde farklı bir içerikle karşınızdayım. Güzel bir içerikle karşınızdayım. Bence. ne olduğunu anlamışsınızdır zaten başlıktan falan. O yüzden açıklama gereği duymayacağım. İlk maç için Blackprior'ı ve Commander Ravier'i tercih ediyorum. Şövalyeler, Vikingler, Samuraylar şeklinde gideceğiz. Kostümlerle oynayacağız, her sınıfın bir kostümüyle. Bu videonun ikincisi de gelecek bu arada. Şimdilik sahip olduğum kostümlerden gideceğim. İkinci video ne zaman gelir o yüzden bilmiyorum. Tamamlamam lazım bütün kostümleri herhalde. Neyse, sıkıntı yok, hallederiz onu da. Şimdilik bu videoya dönelim. Commander Ravier'i alacağım ilk maç için. Ama kimdir bu Commander Ravier? İlk önce biraz ondan bahsedelim. Zaten açıklaması var sağ altta gördüğünüz gibi. Bilmeyenler için, merak edenler için ben işte onu söyleyeceğim. Kimmiş Commander Ravier? Commander Ravier merhametsiz bir Blackpriormuş. Vortigerların üst teğmenlerinden, elit askerlerinden birisi anlayacağınız. Ve işte özel bir görev için aslına bakarsanız Arap topraklarına gönderiliyor. Bu efsanevi krallığın efsanevi bu Celestial safirini bulmak için. Daha doğrusu efsanevi gök küresini diyeyim. Doğru çevresi o mudur bilmiyorum ama o tarz bir şey yani. onun için Arap topraklarına gidiyor bir diplomat gibi. Aslına bakarsan hani asıl amacını gizlemeye çalışıyor burada. Ve bu onun sırlarını, bu Celestial Safir'in sırlarını bilen hiç kimseyi de sağ bırakmıyor. Sağ bırakmama amacıyla gidiyor. Kendisi Afera çıkmadan önce gelen kostümlerden birisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Arap topraklarına gitme sebebini falan anlamışsınızdır yani. Hatta Afera'nın bir tane emotu var. Böyle bir safir falan tutuyor, küre. Onu da göstereyim emotlardan. Daha da pekişsin hikayemiz. Evet, bir şey şu an aklıma bir şey geldi de neyse. Nerede bakayım? Şu galiba. Safir de bu olması lazım. Şurada gördüğümüz. neden güldüm? Niye böyle yapmadım da ta böyle yaptım diye kendime bir güldüm de neyse. neyse, Blackpriorla başlayalım. Commander Ravier'le. Sonra diğer kostümlere geçeceğiz. Bu arada siz de hani sevdiğiniz kostümleri yazabilirsiniz. Hangi kostümü en çok seviyorsunuz? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Maça geçelim. Şimdi ilk maçtayız. Karşımda şaman var. Acelesi var galiba. Tamam, hemen onu mezarına yollayalım o zaman ki fazla beklemesin madem acelesi var. Şöyle bir bloklanamaz iptal denedim. Güzel. Onu yapacağını biliyorum zaten. Bir daha yapacaktı. Dersini almamış galiba ya. Kenara kaçılma yapmasını bekliyorum aslında ama yapmadı henüz. Yukarıdan. Tamam. Güzel. Maksimum hasar veremeyeceğim. O yüzden sadece ağır saldırı yapmak durumundayım. Güzel. Neyse ki hallettik ya. Orada yani maksimum hasar yapabilsem daha güzel olabilirdi. Ama enerjim yoktu ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Şimdi gel bakalım. Şaman zorluyor tabii ki de her zaman. Hareketlere bak. Tutturamıyorum bugün ama. Tahminlerim tutmadı. Yukarıdan yapar dedim ama. Yukarıdan. Sonunda. Güzel deflekt. Lan niye öyle bir şey yaptım? Kanama vardı üzerimde. Hatalı oynadım. Kalkan vuruşu. Birazcık daha dikkatli olmam lazım ya. İşte tahminlerim tutsa süper olacak. Birazcık da reflekslerime güvensem iyi olabilir aslında ama. Güvenemiyorum. Neyse hallederiz ya. Alabileceğini sanmıyorum bu şamanın bizi de. Belli de olmaz tabi. Güzel. Guard break denedim ama yemedi. Yemedim onu. Bunu her seferinde yiyorsun be. Guard break geçişi yapman lazım yani alt tarafı. Yukarıdan yapmadı. Ya yeter de zonuna başlatma yani.
Tamam, yemedim. Bunu her seferinde yiyeceksin galiba ya. Yapması gereken tek şey ağır saldırıdan guard break geçişi yapmak ama hala yapmıyor. Hala inadına hafif saldırı geçişi yapıyor. Kanama vermeyi o kadar kafaya takmış ki. Bir daha yapmaz ama herhalde. Yani yaptığı sürece onu Bulwark Counter'la karşılayacağım da. Tamam. Yemedin. Hafif saldırı mı yaptığını zannediyor, anlamadım ki. Güzel. Zon atar burada. Ha, sonunda yaptı, gözlerimi yaşarttın be. Maksimum hasara gitmesi lazımdı burada da. Neyse, çok önemli değil. Hatalıydı bu arada, beklemesi lazımdı. Neyse. Öldüm galiba ya. İlla gideceğiz 5. randa yani. Hımı anlıyorum yani gerçekten. Gel. Madem öyle. Birazcık daha dikkatli oynayalım. Şu ana kadar dikkatli oynamıyormuşum gibi. Yemedi. Tamam. Kalkan vuruşu bloklanamaz, iptal. Guard break. Yemedin bunu. Tamam. Güzel. Guard break. Yukarıdan. Risk almak istemedim orada. Yemedi bunu. Kalkan vuruşunu yaptım. Enerjimi bekliyorum. Güzel. İptal edeceğim. Bu kadar. Fena değildi be. Yani 5. round ama. O kadar olur. İkinci maça geçmeden önce Godmunder'la tanışalım biraz. Bilmeyen varsa. Godmunder'ın kostümünü de beğeniyorum bu arada. Özellikle şu saç detayı falan bayağı iyi. Commander Ravier'in hepsi zaten tümüyle sevdiğim bir kostüm. O yüzden açıklama gereği duymadım. Bunun sadece kalkanını çok sevmiyorum. Şu detaya bak. Bu kadar detaylı olması benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Kabartmalar falan filan. Bence daha sade bir şey yapılabilirdi yani. Yani Godmunder'ın direkt kendi kalkanını da kullanılabilirdi. Gerçi kendi kalkanı da mı böyleydi onu hatırlamıyorum ama neyse. Ben kalkanını beğenmedim. Kostümün. Peki kimdi Godmunder? Onu bir hatırlayalım. Godmunder the Great. Herhalde büyük Godmunder falan, yüce Godmunder şeklinde de çevirebilir, bilmiyorum. Efsanevi Warlord'tu kendisi tabii ki de. Hikayede kendisiyle karşılaşıyoruz bu arada. For şey ana hikayesinde Godmunder'la dövüşüyoruz. Warden olarak. Kendi halkını korumaya çalışırken düşen, ölen bir Warlord kendisi. Ve kendisi aynı zamanda şey, mitik Svengard, Shield of Svengard, Svengard'ın işte mitik kalkanını kuşanan bir savaşçı kendisi. Kalkan da bu mu yani? Kılıç olsaydı daha iyiymiş bence. Neyse. Orası beni bağlamıyor. Hikayesini onlar düşünsün diye. Güzel yani. Seviyorum şu kurt detayı falan. Baya güzel bir kostüm yani. Severim. Şimdi maça geçtik. Karşımda bir Afer olacak. Afera zorlayabilir biraz. Bilmiyorum. Bakacağız. Karşı hamle yapmayı denedi orada. Yine karşı hamle yapmayı denedi. İlginç. Karşı hamle yapabiliyorsun yani. Şöyle bir şey deneyeceğim. Pekala, nasıl oynadığını az çok anladık gibi sanki. Birazcık daha dikkatli olup hallederim ben bunu ya. Tamam. Güzel. İptal ettim. Şöyle bir şey deneyeceğim. Öleceğim bu arada ya ben. Hani çok fazla canım kalmadı açıkçası. Güzel, fena değildi. Nasıl oynadığını anladık az çok. Halleder miyim? Bilmiyorum, Afera zorlayabilir ya. Dikkatli olup karşı hamleye zorlayıp perilemeye çalışabilirim hafif saldırısını da. Biraz zorlayacak gibi. Neyse, ona Svengard'ın mitik kalkanının gücünü göstermem lazım belli ki. Tamam. Zon deneyelim burada. Güzel.
Karşı hamle yapmayı bıraktı bu arada. Perileceğimi anladı herhalde. Ha, onu perileyebilirdim ya. Yakalayamadım. Yanlış bir tercihti bu. Şöyle bir zone. Guard break denedim ama. Yeter de. Güzel, ver kelleni. Ruh kurdum da orada bak. hikayede oynamayanlar varsa spoiler gibi olacak gerçi. Burayı dinlemeyebilirsiniz, hikayesini oynamayanlar. Godmother kurtlarıyla birlikte savaşıyordu. Bayağı epik bir savaştı da, güzeldi yani. Gel bakalım. Şöyle bir hamle yaptım, yapmasına da hatalı bir tercihti galiba. Bunu vurabilirdim ya. Neyse. Bir tane daha kafa vuruşu. Güzel. Karşı hamle yapar mı dedim ama yapmadı. Tekme atacak burada. Ha, yukarıdan ağır saldırı yaptı. Tekme atar diye düşünmüştüm ben de. O yüzden kenara kaçılayım dedim. Tahminim tutmadı. Bekleyip yukarıdan hamlesini karşılamam daha doğruymuş. Aklımızda bulunsun. Yukarıdan hamle yapabilir. Onu unutmamak gerekiyor. Takip etmesi çok kötü ya gerçekten. Karşı hamle yaptın. Zon atabilirim burada. Karşı hamle geldi. Güzel periledim. Talgard break denedim. Yemedi bunu. Zon atabilirim burada. Güzel. Kalkan duruşu zamanlamam müthişti. Yine 5. Yine 5. randayız lan. Arkadaş. Harbi. Sinir bozucu olabiliyor bazen. Neyse. Çözeceğiz bunu ya. Karşı hamle yapmaya devam ederse kaybeder. Sonunda periledi zonunu. Bunu yaparak yanlış yapıyor bence. Güzel hamle. Guard break ile yakalayamıyorum hiç ya. Oo, güzel hata yaptı. Bu hatayı iyi değerlendirmem lazım. Süper. Şimdi karşı hamle yap. Yapmadı. Zon atacağım direkt ya. Bu kadar. Fena değil, fena değil. O Light Perim çok iyiydi yalnız. Ha, reflekslerim arada çalışıyor. Özellikle 5. randa gelince. Şimdi gelelim samuraylara. Samuraylarda Orochi oynayacağım ve Master Katashi kostümüyle oynayacağız. Bu kostümü seviyorum ben. Güzel bir kostüm. Hoşuma gidiyor detayları falan. Gayet iyi bence. Hikayesi de güzel. Kimmiş Master Katashi? Bir ona kısaca bakalım. Master Katashi Muramasa kılıcının sahibi, onu kuşanan kişi. Tek başına Myr'ın en önemli köprüsünü savunuyor. Bridge haritası var ya, o köprüyü savunuyor tek başına. Ona işte o köprüyü ele geçirmek, köprüden geçmek isteyen bütün orduları bertaraf ediyor tek başına Master Katashi. Yetenekli bir savaşçı anlayacağınız. Sohei'nin çıkmasıyla hikayesinin ekstra bir şeysini de öğrenmiş olduk. Bu Muramasa kılıcı ile alakalı. Lanetli bir kılıçmış Muramasa kılıcı. Onu işte kuşananlar böyle sürekli savaş arzusuyla, kan arzusuyla dolup taşıyormuş. Ama Master Katashi onun bu lanetine karşı koyabiliyor. Öyle bir dinçliği de, zihinsel bir şeyi de var yani, gücü de var adamın. Havalı yani, severim. Şimdi geçelim maça. Maça geçtik. Karşımda bir Zanhu var. Gel bakalım Zanhu nasıl oynayacak? Ben de merak ediyorum. Orochi karşısında Zanhu etkili olabiliyor. Aynı şekilde Orochi de Zanhu karşısında etkili olabiliyor. Yani defleyi iyi yapmam lazım. Defleyi yaparsam alabilirim. Yapamazsam alamam. İptal edeceğim bunu. Yemedim. Yemedim. Zon atacağım. Güzel. Yeter de.
iptal ettim bunu. Zon atabilir. Dememe kalmadı. Attı. Güzel. Ona deflek atmam lazımdı zon hamlesine. Hatalı bir oynayış yaptım orada. Neyse, önemli değil. Başta çok hasar yedim ya. O kadar hasar yememem lazımdı. Gel bakalım. Güzel. Onu yapacağını tahmin etmiştim. Enerjimin dolmasını beklemem lazım. Yeter guard break'ine ya. Orada bile değilim. Hatalı oynadım. Güzel. Tekmeleyeceğim ve Storm Rush'lan vurmaya çalışacağım. Zon atabilir burada. Evet. Master Katashi. Gerçek bir kılıç ustası. Güzeldi. Yani fena değildi be. Defleyim yani. Güzeldi yani. Şimdi böyle devam etmem lazım. Devam edebiliriz. Yani kostümü seviyorum ya. Güzel detayları var yani. Şu kılıcımın içeriden geçmesi haricinde sıkıntı yok. Gel bakalım. Vuracağım bunu. Gemede ama. Tamam. Bekledim. Güzel. Yapmayacağını biliyordum. Vuracağım bunu ve tekmeyle devam ettim. Yemedin. Güzel. Ben de o bloklanamaz hamlelerini yemedim. Bloklanamaz hafif saldırısını güzel periledik orada. Yukarıdan yapacağını tahmin ettim ya. Ya sağdan yapacak ya yukarıdan yapacak dedim. %50 %50. Tuttu yani. Güzel. Şimdi gel bakalım. Bu roundda işini bitirmem lazım. Uğraşmak istemiyorum çünkü. Tamam. Güzel hamle. Güzel yakaladım. Storm Rush. Bir kere yerim onu. Yemeyeceğim. Zone at. Teşekkür ediyorum zone attığın için. Artık adamların zihnini okumayı bıraktım. Onların zihnine hükmediyorum artık. Şimdi Wolin'lerdeyiz. Wolin'lerdeki tek kostüm zaten. Aslında ya Zanhu'da da vardı. O kostüm sayılır mı bilmiyorum. Sayılabilir. Ama onda hikayesi olmuyor ne yazık ki. O bug'dı yani. Bug gibi bir şeydi. Zanhu'daki. Şundan bahsediyorum yani. Ama sayılır bence kostüm olarak. Çünkü herkes de yok. Aslında elit bir kostüm. Herkes de yok çünkü bu. Zamanında iyi topladık bunu da. Şu kol kısmını çıkaramamıştım ben. Neyse. Neye gidiyorlar. Şahaline dönelim tekrardan. Monkey King Wukong. Maymun Kral Wukong kostümündeyiz. Neymiş bu? Hikayesini bilmiyorum bu arada. Şu an bakıyorum ben de. Monkey King. Neyse Maymun Kral diyeceğim. Maymun Kral Wukong şeymiş. Mitik bir Wulin kahramanıymış. Yüzyıllar boyunca bir dağda mahsur kalmamış da hani oraya kapatılmış gibi düşünebilirsiniz. Esir tutulmuş gibi. Ya da işte orada kalmış yani. Şimdi ise özgürmüş ve artık Hitmore'da yolculuk yapıyormuş ve neymiş? Ha, şu White Bone Spirit'i durdurmaya çalışıyormuş işte. Zanhu kostümündeki kişi. Hanım. etkinlikteki neydi o işte bu White Bone King miydi neydi öyle bir şeydi ney spirit beyaz kemik ruhunu durdurmaya falan çalışıyor işte. Güzeldi aslında o etkinlik yani fena değildi, ilginç bir etkinlikti, benim hoşuma gitmişti yani o zaman. Ama sonra işte kostüm hoşuma gitmedi ama görüntü olarak güzel, sadece şu kafasındaki şeyler çok hoşuma gitmiyor yani.
Onun dışında sıkıntı yok yani kostümde. Biraz bir de biraz fazla büyük gibi. Bilmiyorum, normal Shaolin'den daha böyle kalıplı gibi duruyor bana. Belki benim kendi yanılsamamdır ama. Bilmiyorum, tuhaf yani. Neyse, maça geçelim. Şimdi maça geçtik. Wukong kostümü dediğim gibi çok sevdiğim bir kostüm değil açıkçası. Ama yani Wulinlerdeki tek kostüm de bu olduğu için mecbur onu almak durumundayım. Karşımda Grifon var. Zorlayabilir Grifon tabii ki de. Bir tane Guard Break. Güzel. Enerjim bitti tabii. Tekme atmadı. Dikkatli olmam lazım. Öldüm. Hatalı oynadım ya orada. Kenara kaçılmamam lazımdı. 30 hasar yedik boş yere. Birazcık daha dikkatli oynayalım. Yanlış bir tercihti yani. Wukong kostümü bilmiyorum ya. Çok hoşuma gitmiyor. İlk çıkacağı zaman aslında baya güzel gelmişti gözüme ama oyun içinde o kadar da iyi değilmiş. Bilmiyorum, tuhaf geliyor şu antenleri falan. Tuhaf yani biraz. Ne yapacaksın? Zon denedim. İptal edeceğim. Güzel. Yukarıdan hamle yapmamı bekliyordu büyük ihtimalle orada. Yapmayacağım birader be. Güzel. Light Parry. Güzel. Bayağı iyiydi. Ama tuhaf bir Light Parry'ydi o. Şu laglı değil de gecikmesi 70-80 olanların yaptığı Light Parry'ler biraz tuhaf oluyor ya gerçekten. Yani ideal gecikmede oynuyoruz biz vallahi. 40'ta falan oynuyorum şu an. 50 oldu mu sapıtıyor oyun. Tal ettim. Yanlış oynadım burada. Yemedi bunu. Tekme denedi ne? Hatalı bir oynayış. Kötü oynadım ya. Gerçekten. Baya kötü oynadım yani. Çok beğenmedim oynayışımı. Neyse, yapacak bir şey yok. Kostümden ya. Kostüm acı giyiyorsa gaza gelip oynarım da. Bu kostüm beni şey yapmıyor yani. İtmiyor böyle. Gaza getirmiyor yani. Şimdi geldik Pirate'a. Pirate'ın kostümü benim oyundaki en sevdiğim, yine ilk 3 kostümden birisidir. Baya hoşuma gidiyor. Özellikle şu şapkasına bayılıyorum ya. Şapkası falan baya iyi gerçekten. Saçı hoşuma gitmiyor bunun sadece. Saç kısmı benim hoşuma gitmiyor ama şapkası hoşuma gidiyor. Şapkası güzel. Yani zırhı güzel. Detayları bayağı iyi. Kılıcı falan yine güzel yani Pirate'ın. En sevdiğim kostümlerden birisidir Inquisitor Yinchen. Peki kimmiş bu Inquisitor Yinchen? Inquisitor Yinchen bir zamanlar içinde bulunduğu birliğin sadık bir üyesiymiş ama düşmüş artık. Yani o birliğe üye değil belli ki. O birliğe sadık değil artık herhalde. Onun görevi Hitmore'daki inanç savaşını sona erdirmekmiş. İki orduyla birlikte yüzleşmek zorunda olmasına rağmen. Yani iki orduyla birlikte iki orduya karşı yüzleşmiş Inquisitor Yinchen belli ki. İlginç bir hikayesi de varmış. Detaylı hikayeleri var bu arada. Forerunner'ın sayfasında. Oradan hani detaylı hikayesine bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bütün kostümlerin falan var yani. Şimdi maça geçelim. Şimdi maça geçtik. Karşımda bir Sohe olacak. Bakalım nasıl oynayacak. Şöyle Hyper Armor alarak başlayalım. Kostüm baya güzel gerçekten ya. Hani renklendirmesi falan değiştirdiğinizde yine güzel oluyor. Ben kırmızıyı seviyorum bu kostümde. Hoşuma gidiyor. Ama farklı renk paletleri de deneyip hani kostümün potansiyelini arttırabiliyorsunuz. Baya değişik şeyler yapılabiliyor bu kostümle. Baya güzel oluyor yani. Çoğu renk güzel gidiyor ya bu kostüme gerçekten. Hani bazı kostümlere renk paletleriyle bile bir şey yapamıyorsunuz yani. Daha iyileştiremiyorsunuz. Fazla detay veremiyorsunuz renk paletleriyle, materyallerle ama Pirate'ın kostümü, Black Prior'ın kostümü bunlara güzel şeyler yapabiliyorsunuz farklı renk paletleri uygulayıp. Mesela Orochi'nin kostümünü o kadar çok şey yapamıyorsunuz. Çok fazla değişmiyor. Raider'ınkine. Ondan sonra
Kim var başka? Şey mesela çok yapamıyorsunuz Warden'a. Hani değiştirebiliyorsunuz rengini de bunlardaki gibi böyle detaylı olmuyor o değişimler. O yüzden Pirate'ın kostümünü seviyorum. Değişik şeyler yapabiliyorsunuz yani. Neyse. Maça dönelim. Maça odaklanayım. Karşımda Sohei olduğu için ruh toplatmamam lazım. Şöyle bir guard break geçişi denedim. Yemedi. Vurdum. İptal ettim. Vuracağım bunu. Güzel. Pirate yani bence bu oyuna uygun bir karakter değil bana sorarsanız. Ama yani neden getirdiler de diyemiyorum. Tabancası olmasaydı bir şey demezdim de. Tabancası bozuyor ya. Yani. Hani oyunun gerçekçiliğine hatta tabancanın mekaniğinin gerçekçiliğine ters bir şey. Hani bu tabancayla hani bir tane belki iki tane ateş yapabiliyorsundur. Tek seferde. Sonra tekrar doldurman gerekiyor yani ya onu. Bu doldurmuyor. Sürekli ateş ediyor. O yüzden biraz gerçekçiliğine ters düşüyor oyunun. O da benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası ama yapacak bir şey de yok. Ne düşün diyorlar acaba Pirate'ı çıkarırken ya? Bilmiyorum yani o sıra akılları neredeydi. Güzel bir tasarım bana sorarsanız Pirate'ın tasarımı da. Tabancası da olmaya vereydi yani ne olacak? Güzel. Yemedim. Ayrıca tabancım varken tabancım yalnız. Tabancam varken niye yakından dövüşüyorum ben? Değil mi? Neyse sorgulamayacağım daha fazla. Yoksa bunun sonu gelmiyor. Ölecek mi yoksa? Tamam ölecekmiş. Güzel. Fena değildi. Fena değildi. Güzeldi. Yani bence kostüm olarak farklı şeylerde denenilebilir. Bilmiyorum. Ne gibi şeyler? Onu birazdan açıklayayım. Şu maçı bir atlatayım da. Yani farklı şeylerden kastım mesela Warden'a böyle egzantrik kostümler getirmek yerine böyle tarihten kişilerin kostümleri de getirilebilir. Yani onları uyarlayıp ne bileyim Warden'a mesela bir Kral Arthur Excalibur'la birlikte fena olmazdı yani. İşte Şövalyelere Ragnar. Burada mesela Aramuş'a Miyamoto Musashi. Güzel olurdu. Jiang Junna Lu Bu gelebilir mesela. Ne bileyim. Yani burada aklıma bir şey gelmiyor. Kaptan Jack Sparrow getirmezler herhalde. Saçma olurdu yani. Tarihi bir kişilik lazım buraya. Bilmiyorum yani farklı şeyler. Bu kısma herhangi bir fikrim yok açıkçası. Türk bir sınıf olsaydı, Türkler olsaydı o zaman söylerdik. Veya Moğol'dur o tarz bir sınıf olsaydı söylerdik de yok yani. O yüzden aklıma bir şey gelmiyor. Ama yani buraya getirebilirler. Bu arada demin bakıyordum da buraya şey gelebilir ha buna mesela. Assassin's Creed Valhalla'dan. Neydi o karakterin adı şu an aklıma gelmedi. Onu getirebilirler Berserker'e bilmiyorum. Medjay'a da Assassin's Creed Origins'ten Bayek getirebilir bilmiyorum. Hani Ezio getirdiler ya devamı gelir belki emin değilim ama. Yani demek istediğim işte bu tarihten gerçekten yaşamış kişileri de getirilebilir bilmiyorum yani fena olmazdı bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Bekliyorum yani. Neyse bugünlük bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.